Değerli Esport izleyenleri, Nevşah Karamehmet'le yaptığımız nefes üzerine olan özel röportajımıza tekrardan hoş geldiniz. Nevşah Hanım şu anda hattımızda. Merhabalar Nevşah Hanım. Merhaba tekrar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Nevşah Hanım, bu programımızda öncekine de tabii ki bağlantılı bir şekilde yanlış nefesin etkilerini, neden olduğu şeyleri ve neden yanlış nefes alırız onu size sormak istiyorum. Öncelikle yanlış nefes nedir? Yanlış nefes, daha önceki programda şöyle birazcık bir bilgi vermiştim. Şimdi o kadar detaya girmeden tekrar hatırlatmak için fizyolojiyi, psikolojiyi ve performansı çok önemli ölçüde etkileyen solunum alışkanlıklarına disfonksiyonel, yani yanlış diyebiliriz. Bizler yanlış nefesi aslında değerlendirmek için önce nefesin ve solunumun farklı iki olgu olduğunu da belki anlamamız gerekiyor. Nefes daha psikolojikken, yani nefes alışkanlıklarımızla nefesimizi değiştirerek psikolojimizi edebilir. Solunum biraz daha mekaniktir. Solunum akciğerlerle ilgili ve bir beyin sapı refleksidir. Nefes alışkanlığımız eğer otomatik olarak, fiziksel olarak ilerleyen, devam eden beyin sapı refleksi olan solunum alışkanlığımızı değiştirmiyorsa, eğer solunuma eksi bir müdahale yapmıyorsa o zaman sağlıklıdır. Ama psikolojik bir takım ihtiyaçlar sebebiyle, işte kendimizi rahatlatmak için, daha iyi hissetmek için, bir takım duygulardan kopmak için, bir takım alternatif benlikler yaratmak için gibi bir takım sebepleri var nefes alışkanlıklarının. Nefesimizi değiştiriyorsak solunum sistemimize aslında negatif anlamda bir solunum sistemimizde problem olmasına bu neden olabiliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde solunuma karışmıyor olmak aslında, solunuma müdahale etmemeyi öğrenmek, sağlıklı doğal bir nefes alışkanlığına sahip olmak demek ki dünyada şu anda yapılan araştırmalar sadece %20 oranında bir kişinin nefes alışkanlığı olmadığını tahmin ediyor. Hepimizin nefes alışkanlıkları olduğunu görüyoruz. Artı ya da eksi şekilde bizi, sağlığımızı, performansımızı, psikolojimizi etkileyen. Tabii, peki stres, mutluluk, üzüntü, endişe, yani bu gibi duygusal anlarda doğru nefesi nasıl bulabiliriz? Şimdi bir kere bu tür durumlarda anlamamız gereken en önemli şey, eğer bu korku, endişe, psikolojik bir takım durumlar uzun süreli devam ediyorsa, şu anda bu konuda psikologlarla da birlikte çalışıyoruz. Bu vücudunuzda karbondioksit seviyelerinin çok düştüğünü de gösteriyor olabilir. Çünkü birçok kişi işte kötü hissettiği için, negatif hissettiği için korku, panik, anksiyete sebebiyle psikolojik destek alırken, biz bu kişilerin senelerdir nefes alışkanlıklarını da araştırıyoruz ve bazı kişilerin organik psikolojik problemleri olmadığını, bazı kişilerin sadece vücudunda karbondioksit oranı düştüğü için solunum alkolozu denen durumu yaşadığı ve solunum alkolozunun semptomlarını deneyimlediğini görüyoruz ki işte anksiyete, panik atak, korku, bütün bu durumlar buna işaret. Böyle bir durum olduğunda öncelikle çok aşırı nefes aldığınızı hatırlayabilirsiniz. Yani o anda fiziksel ihtiyacınız olmamasına rağmen, işte mesela geçen program demiştim ki sporcularda spor yaptıkları için fiziksel bir refleksif bir yanıt aslında derin nefes almak. Tabii. Çünkü vücutta çok fazla asit var. Ama bir kişi spor yapmıyor ve kendi kendine oturuyorken sadece psikolojisini rahatlatmak için derin nefesler almaya başladığında, bu sefer de tam tersi solunum alkolozunun içine giriyor ki işte hem bir takım nörolojik problemler tetikleniyor, hem öğrenme bozuklukları, dikkat eksiklikleri, hiperaktivite, hem öfke, panik atak, kaygı, depresyon gibi durumlar deneyimleniyor. Ve tabii bunun yanı sıra işte yüksek tansiyon, migren tetiklenebilir, işte kalp problemleri tetiklenebilir, vücutta pH, elektrolit dengesinde bozulmalar olabilir gibi yüzlerce semptom da deneyimleyebiliriz. Bunu önlemek için özellikle de kaygılı olduğunuz, panik, korku, öfke hissettiğiniz, duygusal olarak bir takım şeyler deneyimlediğiniz an nefesinizi derinleştirmeye değil, sığlaştırmaya ve kontrolü bırakmaya çalışın. Benim en önemli önerim bu. Yani nefesi kontrol edip böyle derin nefesler almaya çalışır ya insan o durumu, evet, geçirmek için. İşte bu o durumun devam etmesine neden oluyor. Öyle mi? Halbuki o anda tabii. Ha, yani biz derin nefesler alıp o durumu geçirmeye çalıştıkça, iyileşmeye çalıştıkça aslında bir kısır döngünün içine giriyoruz.
ve belki de birkaç saniye deneyimlenecek bir öfke saatlerce sürüyor. Belki de birkaç saniyeliğine deneyimlenecek bir stres günlerce sürebiliyor. O yüzden de burada nefesi manipüle etmemeyi öğrenmek çok önemli. Aslında psikolojiyle tamamen paralel bir şekilde gidiyor nefes alıp vermek. Yani solunum yolları da o şekilde gidiyor. Peki vücudun, siz önceki programda da bahsetmiştiniz, kasları olan etkisinden söz etmiştiniz. Diğer farklı etkileri nelerdir? Yanlış nefesin, sakatlanmalar gibi, dokulara evet, etkileri gibi. Evet. Nelere neden olur? Solunum refleksif, nefes alma ise davranışsaldır. Dolayısıyla nefes alma davranışında eğer solunumun refleksif ve ideal şekilde ilerlemesini engelleyen bir durum varsa iki yüzün üzerinde semptom ortaya çıkabilir. Bazı organik problemler şiddetlenebilir, artabilir. Mesela bununla ilgili çok bilimsel araştırma var. Hatta yüzlerce solunum uzmanının kitabında bununla ilgili bilgiler var. Örneğin epilepsi rahatsızlığınız varsa epilepsi çok şiddetleniyor olabilir. Örneğin kalp rahatsızlığınız varsa, kalbinizde bir aritmi problemi varsa, EKG anormallikleri varsa bunlar artabilir, şiddetlenebilir. Ve sadece oradaki yanlış nefes alışkanlığından dolayı ortaya çıkan semptomlar, işte mesela huzursuz bağırsak sendromu, kasların gücünü kaybetmesi, yorgunluk, irtifa hastalığı, kasların dayanıklılığını kaybetmesi, tabii ki de astım, amfizem, KOA tahmin edebileceğiniz üzere, uyku evet, problemleri mesela, çok fazla zihnin aktive olması ve bu hiperaktivite dediğimiz, mesela şu an birçok kişi zihnin aşırı çalıştığından ve geceleri uyku uyuyamadığından şikayetçi. Mesela bu da yine disfonksiyonel nefes alışkanlığının semptomlarından. Zihnin fazla mesela çalışması ve gece uyuyamamak. Aynen. Yani hiperaktivite, hiper bütün durumlar o solunum alkalozunun tıbben bilinen semptomlarından. Bunun içinde işte mesela fibromiyalji, kronik yorgunluklar, performans problemleri, konuşmada, şarkı söylemede, işte bir test çözmede ve bugünlerde işte mesela benim de burada yakın bir arkadaşım vardı, doktor ve doktorluk sınavlarını 2 kere 3 kere girmesine rağmen bir türlü veremiyordu. Çünkü heyecandan aşırı nefes aldığı için bütün bilgiler gidiyor, kopuyor yani. Ne kadar çalışırsa çalışsın sınav esnasında hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü aşırı nefes alıp o heyecanı gidermeye çalıştıkça solunum alkalozuna giriyoruz. Solunum alkalozu sebebiyle beyne yeterince oksijen gitmiyor. Zaten vazokonstriksiyon oluyor, beyne giden damarlar daralıyor. Bu sefer hiçbir şey düşünemiyorsun. Tabii dikkat eksiklikleri, odaklanma problemleri, öğrenme güçlükleri, şu anda özellikle yeni nesil çocuklarda çok görüyoruz öğrenme problemleri. İşte tabii duygusal iniş çıkışlar, fobiler, depresyon, stres. Peki bunu vücudumuzda hissettiğimiz anda nasıl bir önlem alabiliriz bireysel olarak? Yani fazla doğru nefes almadığımı hissettiğim anda bunun önüne nasıl geçebilirim? Şimdi bununla ilgili bence öncelikle doğru nefes almadığını hissettiğinde bu konuda bir destek alması gerektiğinin de işareti. Yani bu anlattığım semptomları deneyimliyorsanız ve nefesinizde işte mesela nefes darlığı probleminiz varsa, nefes alma güçlüğü, işte göğüs bölgesinde tıkanmalar, baş dönmeleri, baş ağrıları, bunların hepsinin sebebi nefes olabilir. Bir kere öncelikle bir analiz ben tavsiye ediyorum ki Türkiye'de bu konuda en profesyonel çalışan kuruluş Nefes Koçluğu Federasyonu olduğu için federasyonumuza bir e-mail atıp böyle bir 20 dakikalık, yarım saatlik bir ön analiz alabilirler, davranış analizi ve en azından nefes alışkanlıkları var mı? Hangi rahatsızlıkları nefes alışkanlığından dolayı? Çünkü örnek veriyorum, mesela migren, disfonksiyonel nefes alışkanlığı ve hipokapni durumu sebebiyle de oluyor olabilir. Başka organik problemi de olabilir. Ama arkasında başka bir problem de olabilir. Ama tabii, doktorlar hiçbir sebebini bulamıyorsa rahatsızlığınıza, özellikle de bu psikolojik, hani sebebini bulamadık, niye başını ağrıyor, sebebini bulamıyoruz, niye kaslarında problem var dediği durumların %95'inde disfonksiyonel nefes alışkanlıklarıyla karşılaşıyoruz diyebilirim. Evet. Nevşe Hanım, peki bu tabii çok kapsamlı bir soru soracağım şimdi ama yanlış nefes alışkanlığı olan bir birey en erken, yani en erken hayatında bunu tespit ettiği anda ne kadar süreç sonrasında doğru bir nefes alışkanlığı edinebilir?
Bu tabii herkese göre değişebiliyor. Ama genelde ortalama gördüğümüz 6 seans civarı. Bazıları bir seansta da aşıyor. Mesela ben burada geçen hafta bir İngiliz bir beyle, ama zaten kendisi beslenme uzmanı olan, yani çok sağlıklı beslenen, çok bilinçli bir nefes analizi yaptık mesela. 40 dakikalık bir online bir analiz yaptık. Ve orada tek bir tane disfonksiyonel nefes alışkanlığı bulduk. Ve o yüzden sadece analiz esnasında bile ne yapması gerektiğinin üzerine konuştuk ve hemen değişimi başladı. Tek seans yeterli oldu. Ama bazen bazılarında nefes analizi yaptıktan sonra, bu tabii ortaya çıkıyor, 20 tane farklı problem çıkıyor. Onlarla da yani belki 10 seans çalışmak gerekiyor. Bu ne kadar çok disfonksiyonel nefes alışkanlığınız olduğu, ne kadar bunun kalıcı hale geldiği, ne kadar uzun yıllardır devam ettiğiyle ilgili ortalama 6 seans diyebilirim ama. Peki bir seansı bize özetleyecek olursanız, bir Tabii. seans nedir? Nasıl gerçekleşir? Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere önce ilk seans analiz seansı. Çünkü sorunu tespit etmeden çözüm getiremiyoruz. Her insanın da farklı bir nefes alışkanlığı olduğu için önce size özel nefes alışkanlığınız ne, bunu bulmamız gerekiyor. Önce temel davranış bilimleri formlarıyla bir test yapıyoruz. Ve bu testte solunum alkolozunun ya da solunum asidozunun, yani problemi olan durumun semptomlarını deneyimliyor musunuz? Buna bakıyoruz. Yani baş dönmesi yaşıyor musun? El ayak uyuşması yaşıyor musun? İşte biraz evvel anlattığım, kalbinde problem var mı? Astımın var mı? Veya davranış biçimi olarak geliştirdiğin alışkanlıklar var mı? Baş dönmesi, öğrenme bozuklukları gibi. Bütün bunlardan bir kere bir harita çıkıyor önümüze. Harita. Nasıl bir nefes alı tabii. Nasıl bir nefes alışkanlığın var? Ne kadar zamandır devam ediyor? Kaç seansa ihtiyacın var? Ondan sonra da bu seansları planlamaya başlıyoruz ve gerçekten nefesin üzerine çalışmak ve bunu iyileştirmek istiyorsan, işte şu anda mesela dünyanın birçok yerinde konu spor olduğu için profesyonel spor kulüplerine bu desteği veriyor üniversitemiz. Telebreathing Services denen bir bölümümüz var. Ne kadar Tamamen güzel. internet üzerinden online nefesinizle çalışabildiğimiz. Size bir tane küçük bir cihaz yolluyoruz. Capnot Trainer adlı. Bunu bir hafta, istiyorsanız daha uzun süre çalışmak, bir ay boyunca, istiyorsanız 2 ay boyunca kiralayabiliyorsunuz. Mesela spor kulüpleri genelde, hatta şu an mesela Amerika'da özel silahlı kuvvetlerin bütün direktörleri bu şeyi alıyor, seansları alıyor şu Seans. anda. Birebir cihazla birlikte yine sizinle haftada bir iki kere buluşuyoruz. Ondan sonra kendi kendinize bir çalışma planının içine giriyorsunuz. Bizler onu uzmanlar olarak yönetiyoruz. Sizde cihaz var, ekranda, bilgisayardan görüyorsunuz sürekli solunum sisteminizi, nefes alışverişinizdeki karbondioksit, oksijen oranları ve nefesinizle kendi kendinize çalışarak, verdiğiniz egzersizleri yaparak, o çalışmaların solunumunuza etkisini de sürekli izleyerek bir sistemin içerisine giriyorsunuz. Tabii profesyonel sporcularda, örneğin belli kulüplerle bu çalışmayı yaptığımızda kulüp kendi bir ya da iki tane cihaz kiralıyor ve böyle nefesle ilgili çalışacağı zamanlar ayırıyor. Veya şirketlerde mesela bu çalışmaları yapıyoruz. Şirket bir iki tane cihaz kiralıyor ve onun üzerine satın alanlar da var gerçi de, onun üzerine çalışmalar yapıyor. Ne kadar güzel. Bu bilgi de aslında çok önemli bir bilgi ve herkesin fikri aklında olması gereken küçük bir bilgiyi de bize aktardınız. Tekrardan görüşmek üzere Nevşe Hanım. Görüşmek Çok üzere. teşekkürler programımıza Ben de katıldığınız teşekkür için. ederim. Hoşça kalın. Değerli spor izleyenleri, haftaya tekrardan özel röportajla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.